Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda sizlere en çok kullanılan regüle entegrelerinden olan 78 ve 79 serisi entegrelerden bahsedeceğiz. Entegrenin özelliklerine geçmeden önce regüle, regülatör yani regülasyon ne demektir ondan bahsedelim. Regüle tam Türkçe karşılığı olan düzenleme kelimesinin İngilizce karşılığıdır. Çeşitli kılıflarda üretilmiş olan bu entegrelerde Genelde 3 bacak kullanılmıştır. Bunların dil veya dip 08 yani entegre kılıfında olanları da vardır. Fakat en çok en yaygın kullanılanlar ise şu tipte olanlardır. Yani transistör gibi olan 3 bacaklı olan tipleri vardır. 37 volta kadar giriş gerilimi olmaktadır. Ve çıkış gerilimini belirleyen ise ilk iki rakamdan sonrası yani 78 sayısından sonraki 2 haneli sayı belirlemektedir. Mesela 78 12 dediğimiz zaman pozitif ve 12 volt çıkış veren bir entegredir bu. Pozitif dedim çünkü aynı entegrenin 79 sayısıyla başlayıp ve simetrik beslemelerde negatif yani eksi alternansı regüle etmek için kullanılan tipleri de vardır. Özellik olarak birebir aynısıdır fakat eksi regülasyonu için kullanılmaktadır. Daha net anlaşılması için Buraya çizmiş olduğum şu devre üzerinde bahsetmek istiyorum simetrik besleme bir güç kaynağında evet. regülasyon yapılması için artı 78 serisi olan entegrenin birinci bacağına girilir ikinci bacak ground e, hattıdır ground'a bağlanır ve üçüncü bacaktan da artının regüle edilmiş hali çıkmaktadır 79 serisi entegrelerde ise durum biraz daha farklıdır fakat mantık olarak yine aynıdır. Eksi voltaj entegrenin ikinci bacağına girmektedir. Ve birinci bacak e, ikinci bacağa göre daha burada e, pozitif olandır. Ve üçüncü bacak da çıkıştır. 78 ve 79 serisi entegrelerle anlatılması gereken o kadar fazla konu var ki fakat bunu 5-10 dakikalık bir videonun içerisine sıkıştırmanın da mümkünatı yok. İşte bu sebepten dolayı da bu videoda 78 ve 79 serisi entegrelerin püf noktalarından bahsedeceğiz. Kullanacağınız yere göre, akıma göre veya gerilime göre entegre seçmek bu işin en önemli kısmıdır. Mesela çalıştırmak istediğimiz 5 volt 700-800 mA aralığında bir devre olduğunu düşünelim. Bunu çalıştırmak için kullanabileceğimiz burada gördüğünüz entegrelerden en uygun olanı TO220 kılıfında olan 7805 olacaktır. E, maksimum 1 amper çıkış verebilen bu entegre 37 volta kadar çalışmaktadır. Gerçi bu 37 volt olayı bütün 78 ve 79 serisi entegrelerde geçerlidir. Fakat 70 pardon 35 olaraktan da bazı üreticiler data sheetlerine bunu yazmıştır. 2 voltunda çok da hesabını yapmanın alemi yok. Fakat şöyle bir durum vardır. Bu bir doğrusal e, regülatör entegresidir. Yani şu. Anahtarlama yapmadan gelen enerjiyi bir direnç gibi ısıya dönüştüren bir entegredir. Bu entegrenin üzerine 37 volt ya da 35 volt gibi yüksek bir voltaj verip eğer bundan 5 voltluk bir 1 amperlik bir akım çekmeye çalışırsanız bildiğiniz soba gibi ısınacaktır. Bu zaten bu entegrenin hem bir avantajıdır hem de dezavantajıdır. Avantaj olarak şöyle. Anahtarlama gürültüsünü sonrasındaki kullanılacak mesela hassas bir devre olabilir. Bu bir preamp olabilir veya bir mikro işlemci olabilir. Anahtarlamada ne yaparsanız yapın bir süre sonra üzerindeki filtre kondansatörlerinde arıza oluşacağından dolayı bu gürültü e, mikro işlemci ya da preamfi katına etkileyeceği için kullanabilecek en güzel regülatör entegresi yine bunlardır. Oluşan bu ısı sorunundan entegrenin etkilenmemesi için birkaç farklı yöntem e, sunulmuştur. Mesela şu tarz alüminyum ya da bakır soğutucularla entegre bağlanaraktan yani entegre montaj yapılaraktan kart üzerinde bunlar soğutulabilir. Ya da bazı üreticiler plaketin bir kısmını sadece bu entegreyle lehimleyip onu ayırıp oradan da soğutma yapabilmektedir. Bunlar birkaç pratik yöntemden bir tanesi. Bazen de bu entegreler bir şeyi beslemek için, bir devreye beslemek için değil de Sabit bir voltaj oluşturup referans gerilimi oluşturmak için kullanılmaktadır. Mesela şu 78L05 ya da 12 tipi entegreler. Bunlar 100 miliamperlik bir çıkışa sahiptir. Hassas entegreler öyle çok fazla bir devre vesaire çalıştırabilecek bir de entegre değil. Genelde bunlar ya referans gerilimi için kullanılmaktadır ya da çok az akım çeken işte LED'dir. efendim söyleyeyim. Mikro işlemcidir, o pumptur. O tarz şeyleri çalıştırmak için de kullanılabilmektedir. Entegrelerin ısı probleminden muzdarip izleyicilerimiz için şöyle bir e, tavsiyem olacak. Mesela şöyle 30 voltluk bir gerilimimiz olsun. Bunun bağlı olduğu entegremiz 7805 30 volt'tan direkt 7805'e dönüşüm yaptığınız zaman arada 25 voltluk bir gerilim oluşacağı için bu entegre aşırı derecede ısınacaktır. Onun yerine şöyle bir devre sizin için daha mantıklı olabilir. İlk önce bunu 15 voltluk bir entegre ile regüle edip 15 volta düşürüp buradan çıkan enerjiyi de 7805 ile 5 volta düşürmek çok daha akıllıca hem entegreleri korumak için hem de entegrelerin ısısını iki tane entegreye paylaştırmak için kullanılabilecek güzel yöntemlerden bir tanesi. Başka bir yöntem ise bu entegreler aynı bir pil gibi paralel bağlanıp akımları artırılabilmektedir. Mesela şu şekilde entegre şeklinde çizmeye çalışayım elimden geldiğince. Şu TO220 kılıfında 7805 olsun. 1, 2, 3 bacaklar şu şekilde. Birinci bacaklar birleştirilir. İkinci bacaklar birleştirilir ve üçüncü bacaklar birleştirilir. Maksimum mesela birer amperlik çıkışı olan entegrelerden toplamda üçüncü bacaktan 2 amperlik bir çıkış alınabilir. 78 ve 79 serisi entegrelerle ilgili baş belası bir problemden bahsetmek istiyorum sizlere. Şu şekilde entegremizi çizelim. Giriş gerilimini verdik. Hemen şuradan eksi diyelim. Tek besleme olduğunu düşünürsek ya da ground diyelim. Hangisini severseniz. Şuradan da çıkış gerilimini aldığımızı düşünelim. Çoğu kişide gördüğüm hatalardan bir tanesi direkt entegreyi arka tarafına bir soğutucu bağlayıp girişine herhangi bir kondansatör, filtre kondansatörü veya çıkışına bağladığımız röle ya da motor gibi cihazların geri teptiği enerjileri ile bu entegreler hata verip bir anda ısınıp yanmaktadır. Bu benim görmüş olduğum, tespit etmiş olduğum en büyük bir yanlışlıktır. Bu entegreler kesinlikle bu şekilde çıplak bir halde kullanılmaz. Entegreyi kesinlikle girişine, pardon yanlış oldu, şu şekilde Hemen kondansatöre çevirelim. Girişine kesinlikle bir kondansatör takmanız gerekiyor. Minimum 100 mikrofaradlık bir kondansatör kullanabilirsiniz. İkincisi çıkış için yine bir kondansatör kullanmanız gerekiyor. Bu kullanmış olduğunuz kondansatör çıkışta kullanacağınız bobin tarzı enerjiyi üzerinde toplayıp tekrar geri tepen bir e, donanım olduğu zaman bu entegreler hata vermesin diye. Sonra tekrar ters tepen bir elektrik olduğu zaman, bir enerji olduğu zaman bunu diyot üzerinde absorbe etmek için herhangi bir çeşit diyot olabilir. Hızlı diyot kullanırsanız daha verimli olacağına eminim. Böyle bir şey kullanabilirsiniz ve benim her zaman bu regülatör entegrelerini kullandığım 100 nanofaradlı kondansatör. Bunları kullandığınız zaman bu entegreler hata yapmaktan kurtuluyor. Ve kullandığınız zaman da bunun faydasını mutlaka görürsünüz. Birazdan çıplak bir şekilde kullanılmış regülatör entegresiyle bir motor çalıştırıp hata verdiği zaman ne gibi sonuçlar doğurduğunu sizlere göstereceğim. Şimdi görmüş olduğum hataların bir tanesi de aslında en tehlikeli olanlardan bir tanesi diyebilirim. Devrede enerji varken regülatörümüzün şu 1, 2, 3 diyelim. Giriş gerilimimiz Ground ve çıkış. Yani bütün ekipmanların takılı olduğunu düşünün ve mükemmel bir devre olarak çalıştığını düşünün. Çıkıştan eğer 2 amper çekmeye çalışan bir cihazınız varsa entegrede voltaj çökmesi olacaktır. Her ne kadar bazen burada 5 volt görseniz de mutlaka cihaz çalışmama ya da ne bileyim kapanıp açılma gibi sorunlar yaşatacaktır size. Bu gibi durumlar olduğu zaman bazı arkadaşlar Şuradaki ground hattını söküp şuradaki voltajı yani çıkış 3. bacaktaki voltajı yükseltmeye çalışmaktadır. Bunu yaptığınız zaman gelen atıyorum buraya 12 voltsa bu 7805 entegresinin çıkışında direkt 12 volt görürsünüz. Hiçbir regülasyon yapmaz. Hatta bazı arkadaşlar bununla ilgili bazı deneyler yapıp şu araya ayarlı bir direnç bağlayıp bunu 3 voltta 12 volt arasında bir ayarlı bir e, regülatör olarak da çalıştırmaktadır. Kesinlikle ne yaparsanız yapın e, devrede enerji varken ground hattına dokunmayın. Ground hattını kesmeyin. Ground hattını kestiğiniz an regülatörün regüle öz özelliğini komple kaybettirip giren enerjinin direkt çıkışta olduğunu göreceksiniz. Regülatör entegrenizi korumak için kendi deneyimlerimden yola çıkarak size tavsiye edebileceğim bir durum var. Mesela şöyle bir devreniz var. Her şey mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Bunun çıkışına bağlayacağınız bir adet diyot 1N4007 olabilir. Yani 1 amperse eğer çıkış geriliminiz yani devreyi tasarladınız mükemmel bir şekilde çalıştığını düşünün. Şunu da unutmadan söyleyelim. 1N4007 entegre şey pardon diyotunu buraya taktığınız zaman yarım voltluk bir gerilim düşümü olacaktır burada. Mesela şuradan 5 volt geliyorsa diyotun hemen sonrasında 4.5 volt civarında bir gerilim göreceksiniz. Eğer bu sizin devrenizi etkilemiyorsa bunu takaraktan devrenin geri kalanında motor ya da röle gibi bir şey çalıştırdığınız zaman bundan geri yansıyan ya da tepen elektrik entegrenizi daha da az etkileyecektir. Şimdi ise biraz önce bahsettiğim entegreyi çıplak olarak kullanmanın entegreye ne gibi zarar vereceği ile ilgili breadboard üzerinde küçük bir deney yapalım. Evet deneyimiz için gerekenler şu an hazır. Ee, bir tane 7805 entegremiz var. Ee, beyaz ve kırmızı kablodan 12 voltluk DC gerilim gelmektedir. Ve içindeki devreler iptal edilmiş bir servo motorumuz var. Kahverengi ve sarı kabloya direkt motor bağlı. 5 voltluk gerilimle çalışıyor. Şimdi pyrometre ile entegrenin sıcaklığını ölçelim ve burada sürekli kalsın. Sürekli ölçüm konumunda. Şu an evet. 30 derece civarında yani ortam sıcaklığında Antalya malum biraz sıcak. Şu anda 30 derece. Evet, şimdi birkaç sefer bu anma akımıyla entegreyi nasıl kilitlediğini canlı canlı görelim. Evet. Anlık akım şimdi entegrenin nasıl sıcaklığının yükselttiğini görebiliyorsunuz. Birazdan yanma derecesine kadar gelir. O kadar beklemeyip enerjisini keselim. Şimdi bir de e, gereken filtre kondansatörlerini diyotları takıp bir de o şekilde deneyelim. Evet şimdi de gereken minimum parçalarla çalıştırabilecek regüle entegremizde breadboard'un üzerine taktık. Girişine bir tane kondansatör bağladık. 16 volt 100 mikrofaradlık. Çıkışına da bir tane 10 nanofarad 63 volt ve bir de motordan gelebilecek ters polarmaları şaseye atacak bir adet diyotumuz var. Biren 4007. Şimdi aynı deneyi tekrarlayalım. Bakalım entegreye ne olacak. Yine sürekli basıp çekerek entegrenin kilitlenip ısınmasını bekleyeceğiz. Fakat bekliyoruz bakalım. Isınmak yerine beklediği için soğuyor. Yani normal olması gerekeni yapıyor diyebiliriz. Biraz önce zaten ilk enerjiyi verdiğimiz zaman ikinciye kalmamıştı entegre zaten kilitlenmişti. E, deneyimlerime bakaraktan şunu söyleyebilirim. Bazı entegrelerde bu kilitlenme olayı yaşanmaktadır. Bazıları da ısınmaya devam edip çıkışından enerji vermektedir. E, bu sanırsam markadan markaya ya da sonundaki o harflerden kaynaklanmaktadır ama yine de minimum şartlarda da olsa girişine bir tane kondansatör çıkışına bir diyot ve küçük bir filtre kondansatörü bağladığınız zaman etkisinin ne kadar büyük olabileceğini sizler de gördünüz 78 ve 79 serisi entegre devrelerle ilgili bilgileri kısaca özetlemeye çalıştık. Eğer yeteri kadar istek ve beğeni olursa bununla ilgili daha ayrıntılı hatta içerisinde simetrik beslemenin de olduğu bir video yayınlayabiliriz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızı izleyip beğenip kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. esen kalın.